Alo Cenk. Ne haber Cansu? İyiyim. Doğum günü haftasının enerjisi var hala işte. Şimdi kendime nefis bir ıslak kek yaptım, onu tadacağım. Afiyet olsun. Ya ben doğum gününe gelemedim, kusura bakma. Yo, önemli değil. Ya gerçekten çok üzgünüm. Normalde biliyorsun aklımdan çıkmaz, gerçekten önemli bir işim vardı. Yok, ben tahmin ettim zaten öyle olduğunu. Ama tabii ki yüz yüze gönlüm almanı beklerim. Tamam. Görüşelim o zaman bugün. Zaten sana söylemek istediğim önemli bir şey var. Merak ettim şimdi. O zaman bak şöyle yapalım. Şimdi sen benim doğum günü pastamdan yemedin ya. Gelip nefis ıslak kekimden yersin. Akşamüstü uğrar mısın? Bu akşam benim bir işim var. Oraya gitmeden sana uğrarım, olur mu? Olur, çok sevinirim. Görüşürüz. Şey Cansu. Çiçeği burnunda öğretmeni, tükenmeyen bir kalem. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ben sana kahve getireyim. Yok, kahve hiç gerek yok ama kekten alırım biraz. Gelmene çok sevindim Cenk. Kendini de affettirdin. Artık bu güzel anı şöyle güzel bir tatlıyla taçlandırırız. Güzelmiş bu arada. Bayağı bahçeli, havuzlu falan. Güle güle oturun. Teşekkürler. Çok nefis olmuş. Afiyet olsun. Cenk, aslında benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Ama önce seni dinleyeceğim. Ne söylemem gerekiyor? Canım beni telefonda söyledi ya, önemli bir şey anlatacağım diye. Ben Amerika'ya dönüyorum. Nereden çıktı, ben anlayamıyorum. Anlamayacak bir şey yok Cansu. Beni buraya bağlayan bir şey yok ki. Gideceğim, kendime yeni bir hayat kuracağım orada. Orada birisi mi var? Yok, bir şey yok. O zaman sorun ne? Yani tamam, anlıyorum, babaannenle kavga ettiğin için gitmek istiyorsun. Ama Cenk, ben seni tanıyorum, sen orada yapamazsın. Yani okulun yok, bir şeyin yok. Yani kendini harap edeceksin, lütfen vazgeç. Cansu ağlama lütfen ya. Gerçekten üzülmeni istemiyorum. Elimde değil ama. Üzülüyorum. Ya gitmeyi ben de istemiyordum da işte. Son zamanlarda içimde bir umut yeşeriyordu. Her şeyi yeniden başlamak istiyordum falan. Beni sakinleştiren, bana huzur veren, İçimdeki kavgaya son veren bir his vardı. Bence hala şansın var. Yani oturup babaannenle konuşabilirsin. Hatırlasana, eskiden onu ne kadar çok sevdiğini söylerdin. Bence hala düzeltebilirsiniz aranızı. Ya öyle bir şey değil Cansu işte ya. Sanki bana umut veren o şey elimden kayıp gitti. Belki bir gün tekrar o umut veren şey için gelebilirim. Çok zor ihtimal tabii. Ama dediğim gibi işte. Beni buraya bağlayan bir şey yok. Var aslında. Ama sen hiç görmedin. Neyi görmüyor? Beni. Seni ne kadar çok sevdiğimi. Sana deliler gibi aşık oldum. Ama sen hiç görmedin. Ben kalkayım. Geç kalıyorum. Cenk. Lütfen bir şey söyle.